Karşımızda bir denklem var, ax artı 3x eşittir bx artı 5. Ve şimdi, x'in ne olduğunu bulacağız. Bu arada, tabii ki x'in değerini a, b ve diğer sayılar cinsinden bulacağız. Şimdiden söyleyeyim. Evet, her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu önce kendi başınıza bir deneyin. Bir şey, x'li terimleri bir tarafa, sol tarafa toplayarak başlayalım. Burada ax artı 3x var bx'i sol tarafa geçirmek için denklemin iki tarafından da bx çıkaralım. Bunu yapınca sol tarafta ax artı 3x eksi bx, aynı rengi kullanayım, eşittir. Sağ tarafta da bx'ler gider, 0 artı 5, 5 eder. Şimdi de denklemin sol tarafına x parantezine alırsak, burayı şöyle x çarpı a, x bölü x, a eder. 3, x bölü x, 3. Ve eksi b, x bölü x, eksi b. Ve bunun tamamı 5'e eşit. Son olarak x'in ne eşit olduğunu bulmak için denklemin iki tarafında parantez içindeki ifadeyi, yani a artı 3 eksi b'ye bölebiliriz. a artı 3 eksi b. a artı 3 eksi b. Bunlar birbirine götürünce de x'i 5 bölü a artı 3 eksi b olarak buluyoruz. İşte bu kadar. Kolaymış değil mi? Gelin bir tane daha yapalım. Burada da a çarpı parantez içinde 5 eksi x eşittir b x eksi 8 denklemi var. Denklemi çözmeye buradaki parantezi açarak başlayalım. Sonra da x'li terimleri bir tarafta toplayacağız. Aynen bir önceki örnekte yaptığımız gibi. Önce parantezi açacağız. Sol tarafta 5a eksi ax, sağ tarafta da bx eksi 8 var. bx'i iki taraftan çıkarınca, bu arada iki taraftan da bx çıkarmamın sebebi x'li terimleri bir tarafta, x'li olmayan terimleri de diğer tarafta toplamak. x'li olmayan terimleri sağ tarafta toplamak için tabii ki 5a'yı da iki taraftan çıkarmam gerekiyor. İki adımı aynı anda yapmış olacağım ama buradaki bx'ten ve buradaki 5a'dan kurtulmaya çalıştığımızı biliyorsunuz eksi 5a, eksi 5a. Buradaki 5a'lar birbirine götürecek ve sol tarafta eksi ax, eksi bx kalacak. Sağ tarafta ise bx'ler birbirine götürünce geriye eksi 8, eksi 5a kalacak. Bunu da morla yazalım. Eksi 5a. Evet, x'li terimleri bir tarafa x'li olmayan terimleri de diğer tarafa topladığımıza göre bu tarafı x parantezine alabilirim, öyle değil mi? Hatta gelin önce iki tarafı da eksi 1 ile çarpalım. Ne oldu, a x artı bx eşittir 8 artı 5a. Eksi işaretlerinden kurtulduk. Şimdi burayı da x parantezine alınca, x çarpı parantez içinde a artı b eşittir, 8 artı 5a. Son olarak iki tarafı da a artı b'ye böldüğümüzde x'in neye eşit olduğunu bulmuş olacağız. x neye eşitmiş? 8 artı 5a bölü a artı b. a ve b'leri orijinal renkleriyle yazayım. Bu a ve b'ler. Güzel, x'in değerini bulduk. x'in değeri başka değişkenler ve sayılar cinsinden buymuş.